boncuk kim dese, benim gönlüm ondadır. Onda bunda şundadır, şunda onda bundadır. Mavi boncuk kim dese, benim gönlüm ondadır. Bu dünyada sevgi büyük ihtiyaç, herkes sevmeye sevilmeye muhtaç. Bu dünyada sevgi büyük ihtiyaç, herkes sevmeye sevilmeye muhtaç. Herkesle dost ol, herkesle arkadaş, ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş. Herkesle dost ol, herkesle arkadaş, ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş. Onda bunda şundadır, şunda onda bundadır. Mavi boncuk kim dese, benim gönlüm ondadır. Onda bunda şundadır, şunda onda bundadır. Mavi boncuk kim dese, benim gönlüm ondadır. Kısası be, 14 şarkı okudu. Ulan millet ne biçim para yiyor be! Ne olur, bak biz de paşa paşa yedik, içtik, eğlendik. Öyle de, buraya her gece gelen de var hani. Aa, her gece gelince tadı kalmaz. Arada sırada geleceksin. Evet ama bizim gibi 5 senede bir de değil. hesabı isteyelim de kalkalım yavaş yavaş. Acele etmeyelim, belki birileri daha çıkar ha. Baksana oğlum, herkes gidiyor. Ha. Garson, şu bizim hesabı alsana hanım. Bu fikis menü iyi numara be baba Yaşar. Ucuz da. Üstelik her şeyi de yedik, içtik. Adam başı 100 kağıttan 600. 50 kağıtta bahşiş bırakalım mı? Bırakalım anasını satayım. Garibanlar sevinsin. Aldı. Ver bakalım. Ne oldu baba? Bir yanlışlık var galiba. Bu hesap bizim mi kardeşim? Yok, yandaki masanın. Öyleyse o masaya götür. Dalga mı geçiyorsun arkadaş? Dayı, kaç para geldi hesap? 2800 lira. Nasıl olur ya? Adam başı 100 lira değil mi? Bu fix menü. İyi ya, biz de fix menüye geldik. Söylediniz mi fix menü diye? Yoo, kimse sormadı ki bize. Başka türlüsü olduğunu bilmiyorduk ki. Hadi uzatmayın da ödeyin şu parayı. Biz adam başı 100 lira biliyorduk. Bu hesabı ödeyecek paramız yok bizim. Sen içeri söyle, bir çaresine baksınlar. Ne yapacağız şimdi? Dur bakalım, düzeltirler herhalde. Ya düzelmezse? Ne yapalım, canımızı alacak değiller ya. Nedir beyler derdiniz? Biz fikis menü diye geldik, hesap fazla çıktı. Ne fikis menüsü beyim? En ön masaya kurulup oturmuşsun. Yo, biz oturmadık. Garson bey kardeşimiz oturttu. Bu masa 10.000 lira, 10.000! Niye o kadar pahalı? Bayağı tahtadan bir masa. Kes lan! Herkesin işi gücü var. Hadi verin paraları. Yok, o kadar paramız yok. Paranız yoksa niye geldiniz? Dingon'un harim burası. Ne oluyor burada? Parayı ödemiyorlar patron. Bak beyim, sen halden anlarsın. Kes pis herif! Sizin gibilerini çok gördük. Nereden gördün beyim? Buraya ilk defa geliyoruz biz. Halledin şu heriflerin işini. Baş üstüne. Sağ ol beyim. Şimdi siz ödemiyor musunuz lan hesabı? Paramız yok dedik. Patron halledin dedi ya. Kalkın lan! Durun be, gidiyoruz işte, ne itiyorsunuz çocuğu? İtense ne olur, deve! Deve sensin, it ol it! Bana ha? İç ha? Ne vurdun lan babama, orası çocuğu! Çocuğu sen çocuğu! Çocuğu lan, Allah'sızlar! Ne oldu lan?
Allah'ın anasını satayım! Bizim bu memlekette eğlenmeye hakkımız yok mu be? Biz bir gazinoya gidip ağız tadıyla iki kadeh içemeyecek miyiz? 40 yılda bir Emel Sayın'ı dinleyelim dedik, şu hale bak! Tekmeyle vurdu sırtıma orospu çocuğu! Şimdi ne yapacağız? Nasıl ne yapacağız? Dayağı yedik diye boynumuzu büküp oturacak mıyız yani? Elimizden bir şey gelmez ki, herifler it sürüsü gibi! Ya, teker teker yakalar döveriz! Onların ne suçu var, emir kulu zavallılar! Baba yaşan haklı! Patronları olacak o hergeleden çıkaralım bunun acısını! Yarın akşam gene gidelim, yiyip içip para vermeyelim! Bir daha mı dayak yedireceksin bize hıyar? Oraya gidersek gene dayak yer miyiz? Yeriz tabii! O zaman başka gazinoya gideriz! Ulan biz gazinoya gitmek değil, intikam almak istiyoruz! İntikam alacağız diye hiç gazinoya gitmeyeceğiz mi? Bu ineğin kafasına vurdular galiba, saçmalıyor! O namussuza zarar vermezsek gözlerim açık gider baba! Doğru! Kaçıralım, eşek sudan gelinceye kadar dövelim! Daha büyük bir zarar verelim, kolay kolay doğrultamasın belini! Buldum! Gazinosunu yakalım! Biz kundakçı mıyız be? Şşş, bana bakın, Emel Sayın'ı kaçıralım! Emel Sayın'dan bize ne ya? Millet o gazinoya kimin için gidiyor? Emel Sayın olmazsa bir kişi gitmez o gazinoya! Peki, kaçırdık, sonra ne olacak? Ne bileyim ben! Geri veririz! Madem geri vereceğiz, niye kaçırıyoruz? Geri veririz ama bedava olmaz! Para isteriz karşılığında! Kaç para? 5000 lira alırız! O kadar para verir mi herif? Vermez olur mu, daha fazla bile verir! Daha fazla isteriz o zaman! Tabii! 10.000 lira isteriz! Ne yaparız o parayla? Toplarız fakir fukarayı bir gece, götürürüz gazinoya, yedirir içiririz! Enayiye bak! Parayı herife geri veriyor! Durun! 100.000 lira isteyeceğiz! Ne yapmak için? Fakir fukarayı bir gece değil, her gece eğlendirmek için! Nasıl yapacağız bunu? Bir gazino da biz açarız! Hem de tam karşısına! Hem de onunkinden büyük! Kazık atmak yok! Dayak atmak hiç yok! Paşa paşa eğlensin millet! Hem de o pezevengin parasıyla! Yemeği, içkisi, alevi meyvesi, hepsi dahil 10 lira! Kopuya da yazarız kocaman! Fikis menü 10 lira! Ulan batarız! Batarsak batarız! Ama ne güzel batarız! Ay. Hay Allah, anne! Geliyorum anne! Ne var anne? Aşk olsun oğlum! Sen gelmeden uyumadığımı biliyorsun! İnsan bir haber vermez mi? Tamam anacığım, tamam! Haklısın! Birazdan gelirim! Hadi gel de sıcak sıcak bir çorba yiyin! Dursana şu motoru! Çalışıyorum! Sessene şunun sesini be! Bütün mahalle ayaklanacak! Siz ses etmeyin, kendisi durur! Durdu! Hadi söndür farları! Yavaş! Aman yavaş olalım, yavaş! Yavaş lan! Bırak çocuğu! Hadi çıkarın çorapları! Ne yapıyorsun lan aptal? Baban çoraplarınızı çıkarın dedi ya! Ayağındakileri değil, yüzünü saklayacaksın çorabı! Evet! Bu delik! İyi oldun baba Yaşar! Kamil abi! Hı? Benimki pek iyi olmadı galiba! Allah kahretsin! Kilotlu çorap olur mu be? Süleyman, kloroform nerede? Bende, bende! Nasıl kullanacağız onu? Bir pamuğa bolca dökeceğiz... Hı. Ağzına bastıracağız. Hı. Tabii iki nefes alınca o. Süleyman! Baba Yaşar ne oldu? Bana tarif ederken kendisi bayıldı be. Ne yapacağız şimdi? Bayılmasını bekleyemeyiz. Biz işimize bakalım. Hadi yürüyün. Al sen şunları bakayım. Yavaş yavaş. Kim bu gecenin bu saatinde? Mani patlama, geliyorum. Kamil usta da bayıldı. Bırakın şimdi onu da şu hizmetçinin icabına bakalım. Tamam. Gelin yukarı. Bayıldı. Ne yapacağız şimdi?
Sırtlanıp götürelim. Gören olur. Şu yerdeki halıya saralım. Tamam. Dönüyoruz buradan, yavaş. Hop, aşağı doğru. Yavaş. Kamil Usta ne olacak? Bırak şimdi Kamil Usta'yı, önce şu kadını arabaya bırakalım. Dikkat et. Şimdi Kamil'le Süleyman'ı toparlayalım, hadi. Hadi. Süleyman! Süleyman abi! Süleyman oğlum, hadi kalk, gidiyoruz. Süleyman abi, kalk! Kalk! Gidiyoruz. Emel'i kaçırmadan mı gidiyoruz? Biz kaçırdık, hadi yürü! Hadi! Bana ne oldu? Şişt, Kamil Usta! Kamil Usta, hadi! İş bitti, yürü! Kamil hadi! Usta, hadi. Kamil Usta! Kalk, kalk, kalk! Hadi. İyiyim, iyiyim, bir şeyim yok. Hadi, tamam, atlayın! Ne oldu? Durdu. Onu biliyoruz, hadi çalıştır! Artık çalışmaz. Huyunu bilirim. İki adım gidip de durdu mu katiyen çalışmaz. Ancak Kamil Usta halleder. Kamil! Hı? Kamil! Hı? Araba bozuldu! Hı? İyi, ben şimdi hallederim. Düştüm! Hay Allah! Kamil Usta, hı? Hadi bakıver şunu. Hı? Hadi. Hı? Tamam. Şöyle bir yatayım, tamam. Görürsünüz, Kamil Usta şimdi halleder. Yok, halleder. Kamil, oluyor mu? Acele etme baba, yaşa. Acelesi mi kaldı, sabah oldu. Mahvolduk, yakalanacağız. Burada bizi kimse görmez. Kamil! Ne var? Karıyı geri götürelim mi? Olmaz, artık çok geç, yakalanırız. Cafer! Ne var? Çık yukarı, bir marşa bas bakalım. Olur. Aa, üstüme basıyorsun ulan ayı! Korna takıldı! Sustursun beni be! Artık sustur, ben onu bilirim! Çalıştı! Korna sustu, araba çalıştı! Hadi, arabayı attı, kaçalım şuradan! Çabuk, hemen gidelim! Mısta, çık yukarı! Çalışmıyor bu bok! Al boşa bas gaza! Hadi be oğlum, çalıştır şu beledi! Hadi be kardeşim, daha bekleyeceğiz mi be? Ay senin arabana da, sana da! Bana ne kabahat, bende mi bu hıyarda? Hadi be kaymakam, şuna bir şey yap ya! Ne yapayım? Aç şu yolu be, geç kaldık zaten! Hadi be kardeşim! Radyonu başlasana! Yürüsene! Yürü bu da! Oğlum arkada arabalar birikti! Çok mu birikti? Ah! Ulan kaymakam, arabayı bozmanın sırası mı? Ben mi bozdum be, kendisi bozuldu! Ya bırak şimdi! Polis geliyor, polis! Aa, ne yapacağız şimdi? Şeker usta, bari aşağı inelim de tahmin ediyormuş gibi yapalım. Ah kafam! Ne yapacağız? Bu araba çalışmaz! Arabayı kenara çekelim de bari... Polisi uyutalım! Halıyı alıp gidelim, hadi! Allah, karı uyanıyor! Mahvolduk! Karıyı bırakalım, tüyelim! Olmaz, yakalanırız! Çaktırmayalım, şarkı söyleyerek yürüyelim, sesini duymasınlar! Hadi! Yaşa baba, çaktırmadan şarkı söyleyelim! Bir gece ansızın gelebilirim! Bir gece ansızın gelebilirim! Belki de hayata yeni başlarım! İçimde küllenen kor alevlenir! Bakarsın! Annem! Gördü ablayı, şimdi hapı yuttuk. Durun canım, telaşlanmayın, yürüyün.
Nerede kaldınız? Sabaha kadar meraktan öldüm. İşimiz var dedin diye anneciğim. Aa, bu halı nereden çıktı? Halı mı? Ne halısı? Hangi halı? Sırtınızdaki halı. Sırtımızdaki bu. Bu halı bu. İyi ya, nerede buldunuz? Şeyde bulduk. Orada bulduk. Yerde. Ya, yerde bulduk, sardık, sırtladık, getirdik. Ne biçim sarmışsınız öyle, içinde bir şey var gibi. Halının içinde ne olur? Birini kaçırdık, halıya sardık, eve götürüyoruz. Birini kaçırmışlar, güleyim bari. Nerede o yürek sizde? Bırak, yaz. Hoppa! Öf be, bittim be. Kamil abi bana da ver. Yandım bittim. Yayılmayı bırakın da bir yere kaldıralım şunu hadi. Dayı, nereye hadi kaldıracağız bunu? En iyisi tavan arası. Ay. Basıldık. Kim o? Oğlum mısın? Kahretsin. Annem. Hadi elini aldım. Kabarmana kadar çalışsın. Gel sıcak bir çorba iç bakayım. Çabuk. Birazdan geliyorum anneciğim! Hadi benim günüm! Şişt, hadi hemen tüyelim! Hadi benim yavrum! Bekletme beni! Hadi canım! Kaçırın be! Yavaş olun! Çarpıp durmayın kızcağız! Zaten başına gelmedik kalmadı fakirin! Hadi! Çıkaralım şunu halının içinden. İnşallah sağlam çıkar. Ayılıyor, ayılıyor. Ayılmıyor, ölüyor galiba. Ölüyor mu? Bırakın düğümle uğraşmayı da çekip çıkarın şunu. Hadi, hadi, hadi. Biz halıyı tutalım, siz çekin. Kenarından dur. Kafası koptu. Peruk, peruk, peruk. Çekil de ben çıkarayım. Keçeliği çıktı. Karı çıkmıyor. Gel biz çıkaralım. Baba düğüm açıldı. Hay yaşa be. Gelin açalım hadi. Ortadan geçelim. Sarı tamam. Dayı ne yapıyoruz? Halıyı yuvarlayacağız. Heh. Hep beraber. Bir, iki, üç. Kadın çıkmak mı? Bakmayın. Dayı. Ne yapacağız şimdi? Halıyı üstüne örteceğiz. Tamam. Tutun. Ne yapacağız? Ne olacak şimdi? Şuradan çarşafı alalım. Halının üstünü örtelim. Alttan çekeriz halıyı. Sarıp sarmalar yatırırız yatağa. Tamam. Oldu. Getir çarşafı, getir. Tamam. Al şunu. Tutun kenarlarından. Tam üstünde tutun. Kaldır, kaldır halıyı. Hadi. Örtün üstünü. Ört. Sardınız mı? Tamam, tamam, tamam. Sarıyoruz, hadi. Kaldıralım şimdi. Yavaş yavaş alın kucağınıza. Sarsmayın. Tamam, sarsmayın. Yavaş, yavaş. Oldu, bırakın yatağı. Pek de güzelmiş. Çok da hırpalandı, yazık. Çabuk ayılır mı acaba? He, sanmam. Şşş! Hadi aşağı inelim. Hadi. Neler geldi başımıza? Ya. Bu kadar zor olduğunu bilsem girmezdim bu işe. Korkudan ölüm patladı. Ya size nişasta hazırlayayım, korkuya iyi gelir. Ayıldı! Ay. Koşun! Susun. Koşun! Susun! Gelmeyin! Gelmeyin! Gelmeyin üstüme! Dur, korkma! İmdat! Gelmeyin, atarım kendimi aşağı! Dur, dur, dur! Hadi. Bacakları sıkı tutun. Elim ısırdı. Daha çabuk, daha çabuk. Eyvah, kapı çalınıyor. İşte bu defa yakalandık. Tabii, duydular çığlıkları. Kızım, gördün mü yaptığını? Bütün mahalleyi ayağa kaldırdı. Durun canım, telaşlanmayın. Koşun, bir şeyler yapın. Hadi, İdare hadi. Edin, atladın ya. Gel, gel, hadi, telaşlanmayın.
Ötekiler nerede? Kim ötekiler? Konu komşu. Konu komşu niye gelsin? Sen niye geldin? Gürültüye. Ne gürültüsü? Gürültü mü oldu? Tabii, cam kırıldı. Sonra bir kadın imdat diye bağırdı. Aşağıda neler oluyor acaba? Bunun sesi çıkmaz, biz de gidip bakalım. Hadi, ne duruyorsunuz, kalkın. Ben kalkamıyorum. Beni niye bağladınız lan? Kim bağırdı? Bir kadın. Niye bağırdı? Ne bileyim ben. Nereden bağırdı? Camdan. Ne zaman bağırdı? Biraz evvel. Onu anladık, camdan biri bağırdı da kim bağırdı? Deleyecekler beni. Cam kırdı. Ver lan buraya, çekil kenara eşyalı eşek. Bak kızım, korkma. Hırzına, canına dokunmayacağız. Hiçbir kötü niyetimiz yok. Bağırmadan uslu uslu konuşalım, tamam mı? Dur ağzını açayım. İmdat! Katiller, haydutlar, ırz düşmanları! Adi herifler, çılgınlar, namussuzlar! İmdat! Baba, kapa şunun ağzını! İmdat! Bu kızdan çabuk kurtulmaya bakalım. Bir iş gelecek başımıza. Hemen yazıp gönderelim mektubu. Ne yazacağız? Ne yazacağız? Parayı getirin diyeceğiz. Nereye? Buluruz. Tena bir yer bulalım. Yakalanmayalım. En iyisi evin adresini yazalım, buraya getirsinler. Olur mu lan? Deve. Ulan evin adresi verilir mi hiç? Polislerle beraber gelip hepimizi yakalasınlar değil mi? Hadi götür şu kızın yemeğini. Uzak bir yer olsun. Ya İzmit'e getirsinler. İzmit'te polis yok mu lan? Çocuklar, neresi diye tutturmayın. Esas olan tanınmamak, yakalanmamak. O kolay. Kıyafet değiştiririz. Tamam. Yaz. Kıyafeti nereden bulacağız? Niyazi abinin eskici dükkandan alırız. Yiyor mu yemeğini? Bilmiyorum. Ben oraya bıraktım. Çözdün mü ellerini? Yok. Ulan eşyolu eşek, elleri bağlı nasıl yer yemeği? Evet, yiyemez. Durun, ben hallederim yemek işini. Hadi. Otur sen yaz. Peki. Evet. Yaz. Emel Sayın'ı biz kaçırdık. Tamam. Geri vermek için 100.000 lira istiyoruz. Tamam mı? Eğer parayı vermezseniz Emel'i ölmüş bilin. İyi. Hı? Parayı getiren yakasına bir... Karanfil. Tamam. Karanfil taksın. Yukarıda bir şey oldu. Ne oldu? Ne olacak, yemek istemiyormuş. Belli. Ne istiyormuş peki? Giyecek bir şeyler istiyormuş. Ses yok. Girelim mi? Girelim. Aman! Tamam, cephanesi bitti galiba. Aç kapıyı. Defolun! Defolun alçak herifler! Defolun! Peki canım, kızma. Sana elbise getirdik. Kapat! Defolun! Sırtımızdan elbisemizi çıkardık, verdik, gene yaranamadık. Kapıyı açar açmaz üstüme saldırdılar. Ağzıma bir şey dayadılar, kendimden geçmişim. Elini kolunu bağlamışlardı patron. Yerde kıvranıp yatıyordu biz bulduğumuz zaman. Kaç kişilerdi? 6-7 kişi vardılar. Polise haber verelim mi? Katiyen! Ortalığı bulandırmayalım. Bu mutlaka rakip gazinocuların işidir. Nasıl adamlardı? Bir tanesi uzun boyluydu. Biri onun yarısı kadardı, biri şöyle şişmancaydı. Postane, mektupçu, peteteci. Tıpkı bunun gibiydi işte. Hizmetçi, size hizmet etmekten büyük şeref duymaktayım, buyurun. Sakin olun, sakin olun, benim yavrularım. Aman da benim çilli kızlarım. Ama çilli. Çilli de güzelim, çilli. Çilli. Ne haber Kanuni? Ay, ay, ay! Allah kahretsin! Ne oldu lan?
yumurtalar kırıldı, ne yapacağız şimdi? Gidip iki tane daha çalacaksın. Çalarken korktum, korkudan kırdım. Şimdi çalarken gene korkacağım. Bu gidişte korkundan öleceğim. İyi be. Gördünüz mü, yumuşamış biraz. Benim kazak da pek yakışmış şey. Hadi siz geç kalmayın. Aman dikkatli olun ha. Merak etme baba. Dayı, sen de biraz dikkatli ol. Hadi kızım, bir şeyler ye. İnadı bırak, öleceksin açlıktan. Köre bir sadaka, köre sadaka! Cafer! Sen misin yakışıklı? Karanfilli herif geçti mi? Nasıl göreyim, ben körüm! Ulan sadece kör değilsin ya, kör taklidi yapıyorsun! Ama ben sadece olsun diye gözlerimi kapatıyorum! Geç cesaret etsin! Gece başında yatmış uyumuş, helamın derini uyku bürümüş, oy sağ ol! Süleyman, herif gecikti. Olur, aşağıdan gelir, dikkatli olun! Rüzgar eser, zülüklerin tellenir, dikkat olun herif aşağıdan gelir oy! Dikkat olun herif için bir sadaka, Allah rızası için. Ya, hadi. Ver, ver, ver. Bana bak, alay mı ediyorsun sen? Kaç para olan bu? 1 lira. 100 bin lirayı, 1 lira mı diyeceksin be? 100 biri be! Bana bak, numara istemez, çık paraları! Yaz! Çocuklar! Geç otur, uslu durmazsan bağlarım gene. Niye tıktınız beni buraya? Ne istiyorsunuz benden? Boşuna yiyip bitiriyorsun kendini, bir şey yapmayacağız sana. Öyleyse niçin kaçırdınız beni? Para için. Para için mi? Evet. Vereyim, ne kadar isterseniz vereyim, bırakın beni. İstediğimiz senin paran değil. Beni niye kaçırdınız öyleyse? Deli misiniz siz? Pek de akıllı sayılmayın. Utanmıyor musun bizi boş yere bekletmeye? Sen bizi iyi tanımadın galiba, biz... Aman ha, sakın kim olduğumuzu söyleme. Karışma be! Biz senin bildiğin insanlardan değiliz. Parayı göndermezsen, Emel Sayın'ı yok bil. Her mektup gönderene para vereceğimi mi sanıyorsunuz? Ne malum Emel Sayın'ın sizin elinizde olduğu? Ne oldu? Emel'in bizimle olduğuna inanmıyor. Herif haklı. Elimizde olduğunu ispat etmeliyiz. Baba Yaşar! Baba Yaşar! Bağırmayın, yavaş olun. Uyudu yavrucak. Sorma, neler geldi başımıza? Ne oldu, aldınız mı parayı? Aldık, 37 lira 75 kuruş. Ne bu be? Ne yapalım, bu kadar alabildik. Bu kadar mı gönderdi namussuz? Yok canım, herif gelmedi ki. Bu parayı dilencilikten kazandık. Allah kahretsin! Boyları postları devirsin. Duydunuz mu olanları ha? Ne oldu anne? Gene yumurtaların mı kayboldu Adile teyze? Ne yumurtası ayol? Emel Sayın kayıp! Eyvah, mahvolduk! Kim söyledi? Nereden duydun? Nereden duydun? Bütün gazeteler yazıyor. Yalandır canım, yalandır.
İnanma. Yalan olur mu ayol? Allah cezalarını versin. İki yakaları bir araya gelmesin inşallah. Ya ben dua etme Adile teyze. Bakarsın tutar. Nasıl etmem ayol? Kaçıran kendi oğlum olsa elimle polise teslim ederim vallahi. İnsanoğluna kıyar mı anne? Kıyar, kıyar. Caniler, namussuzlar. Sus, bağırma, uyanacak. Kim uyanacak? Konu komşu. Komşular. Konu komşusu. Komşular. Komşu konuları. Aman uyandırmayın. Şişt, yavaş. Dur, bağırma ya! Korkma, bir şey yapmayacağız. Azıcık keseceğiz. Yapmayın, kesmeyin! İmdat! Çırpınma be kızım, makas bir yerine batacak. Hadi kes! Kusura bakma Emel abla, patronun olacak namussuz parayı vermedi, senin elimizde olduğunu ispat etmemiz lazım. Kaç para istiyorsunuz patrondan? 100.000. Ben vereyim bu parayı size de, daha fazla işkence etmeyin bana. Biz hırsız değiliz Emel Hanım. Para değil mi? Ha patron vermiş, ha ben vermişim, ne fark eder? Çok şey fark eder. Bizim hesabımız o hergeleyle. Niye, ne yaptı size? Bize dayak attırdı. Hem de hiç suçumuz yokken. Bak, çürükler hala geçmedi. Ne yapmıştınız? Hiç. Sadece seni dinlemeye gelmiştik. Kazıklamaya kalktılar, itiraz ettik. Tek tek gelseler de okurduk canlarını. İntikamımızı alacağız o hergeleden. Saçını göndereceğiz, inanıp parayı verecek bu sefer. Yarın 2.15 matinesine saray sinemasına gel. Yolladığımız bilette gösterilen yere otur... ...yanındaki adama parayı ver. Koltuk tamam. Sıra başı, tamam. Baba Yaşar, ver saçı. Ver mektubu da. Fıstık, gel buraya. En çabuk şekilde herife götür şunu. Ne malum Emel Sayın'ın onların elinde olduğu? Bir şeyini getirsinler, inanayım. Getirebilirler mi patron, korkarlar. O da iş mi? Ben olsam sararım bir taşa, atarım çamdan içeri. Değil mi ya? Ya parayı gene getirmezsin? Söyleme öyle kötü şeyler, niye getirmesin? Saçını yolladık o kadar. Nereden bilecek benim saçım olduğunu? Tanır herhalde, bu kadar seyirlik patronun. Parayı getirmezse ne yapacaksınız? Getirmez mi? Getirir. Değil mi? Getirmezse yollamayız geriye seni, iflas eder. Sensiz ne yapar? Niye iflas etsin? Başka bir şarkıcı bulur. Yok ya. O zaman onu da kaçırırız. Beyefendi, balkon bu tarafta. Teşekkür ederim. Hala gelmedi. Kamil Usta yanlış bilet vermiş olmasın? Yok canım, zarfa koyarken koltuk dedi, duydum. Allah, ne film be! Herif gelmezse filmi görürsün sen. Kemal! 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 Beni dinle! Başka biri geldi. Olabilir. Patron kendi gelecek değil ya, adamıyla yollamıştır. Etrafa çaktırmadan iste parayı. Tamam. Ben sana derdimi anlatamazsın, kimseye anlatamazsın. Bana bak. Efendim? Hadi ver. Anlamadım. Ver, ver. Aa, burada olmaz. Nerede o? Ne oluyor? Burada veremezmiş. Biz sonra. Nerede vereceğim? Asla haberiniz olmaz. Orhan Bey ile Aynur Hanım evlenmeye karar vermişler. Bugün son uçakla Avrupa'ya gidiyorlarmış. Biraz evvel hareketler. Ha? Bana bak! Ne var? Etrafa belli etmeden, elini yavaşça paltonun altına sok be al! Anlamadım. Elini sok, al hadi! Ulan sen beni ne sandın? Eşek! Sapı gelin! Ayaklarınızın altını öpeyim, bırakın beni! Bir hafta daha kalamam burada! Ne yapalım kızım, patronun olacak namussuz yediği dayaktan hastanelik oldu! Çıkmadan da parayı alamıyoruz! Bir haftadan evvel de çıkamazmış. Ben size iki mislini vereyim. Yaşar baba! Bu kadın hala kendisini parası için kaçırdığını zannediyor. Kızım senin paranı istemiyoruz. Ben de bu Allah'ın belası yerde bir hafta daha kalmak istemiyorum. Niye Allah'ın belası olsun? Ne güzel yer. Ye iç keyfine bak. Oh! Bir sürü ihtiyacım var. Ne bileyim mi?
Mesela bir tarağın bile yok. O da dert mi? Al. Yerin dibine batsın o pis tarağınız. Sen de hiçbir şeyi beğenmiyorsun. Neyi beğeneceğim? Her taraf pislik içinde. Ben sizin gibi alışık değilim burada yaşamaya. Biz de burada yaşamıyoruz ki zaten. Aşağıda oturuyoruz. Aman ne komik! Diş fırçam yok, sabunum yok, yıkanamıyorum. Bu pis elbiselerin içinde kokacağım. Hiç insaf yok mu sizde? Sakin ol paçalı. Sen de çilli. Aman damağa çilli. Çilli de güzelim çilli. Çilli. Bak, tertemiz yaptık odanı. Turistik otel gibi oldu. Sıkıntıdan patlayacağım. Kaç gündür insan yüzü görmedim. Teessüf ederim. Biz insan değil miyiz yani? Fıstık, öğleye Emel Hanım'a tavuk pişireceğim ama... ...sen keser misin? Deli misin be Süleyman abi? Ben tavuk kesebilir miymiş? Düşer bayılırım. Emel Hanım, acaba siz keser miydiniz? Ya... Acaba beklesek de ecelleriyle mi ölseler? Siz niye kesmiyorsunuz? Ben mi? Peki. Ben keseyim. Ben alırım. Ben şimdi onları keserim onları. İlk biraz daha işte. Sağ olun çocuklar. Nasıl gitti işler kaymakam? Gene bozuldu namusuz. Tek başıma gittim eve kadar. Peki arabayı kim kullandı? Ne? Bu oyları pozları verirsin inşallah. Hırsız köpekler. İki tavuğumu çalmışlar. Sürünsünler inşallah. Canım intizar etme Adile teyze. Belki mecbur kalmıştır çocuk. Helal et, helal et. Çekil de şu antıkları atayım çöpe. Olmaz. Yok. Olmaz. Bu teneke dolu. Sen onları arka bahçeye at, biz temizleriz. Allah Allah! Deli edecek bu çocuklar! Ne oldu? Neden gülüyorsun? Kendime! Ben bütün bir tavuğu bir haftada yiyemezdim. Bir oturuşta hepsini bitirdim. İştahım açıldı. Afiyet olsun. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ne var o paketlerde? Emel Hanım için. Benim için mi? Bakmak istemez misin? Al. Bak, al şu tepsiyi. Alayım. Bak, sabunlar, diş macunu... ...fırçalar falan filan bir şeyler işte. Bak, havlu da aldık, yumuşacık. Ayağının kaç numara olduğunu bilmiyorduk, inşallah o ya. Bu pakette ne var? Bu ne? Tuvalet. Niye aldınız bunu? Üzülme, eskiciden aldık, ucuz. Evde tuvalet giyilir mi hiç? Giyilmez mi? Bir boka yaramadı desene. Ay Allah, ne bilelim biz? Şimdiye kadar bir kadına hiçbir şey almadık da. Anlıyorum. Hepsine teşekkür ederim. Tüh, unutuyordum. Ben de tarak almıştım. Hem de kırılmaz. Kırılmış. Kuyrukta yerimiz var, kuyrukta yerimiz var. Kuyrukta en önde yerimiz var, beklemeyelim abiler. Gel abicim, kuyrukta en öne, beklemeyelim. Gitti! Gönder! Gel babacığım, yakışıklı çık. Eyvallah babacığım. Ya sene kardeşim, ben yerimi veriyorum. Bir dakika, ne oluyor ya? Hadi, hadi, yerimiz var, kuyrukta en önde, beklemeden abiler, en önde yerimiz var. Ya şimdi köfte ekmek almaya çıkmadı mı kardeşim burada? Allah Allah, hadi bakayım gel abicim. Süleyman çık içeri, çık içeri. Gel abi, gel abicim. Hadi bakayım, bir tane sonra çıkma canım benim. Gel bana abicim, en önde abicim. Mandalina yer misin abi? Harika. Buyur baba. Dodrum.
Hadi bakalım, hadi kuyrukta, en önde yerimiz var, en önde! Abi müsaade et, bunlar geçsin, ben bekleyeyim. Müşteri gönderemediler. Ama idare et abim, ekmek parası. Geçin abi siz. Geçin anam. Hadi be annem, hadi be annem! Hop geldik, polis abi seni çağırıyorlar, bir dakika. Gel abicim, gel içeri. Tamam, geç, geç abicim, geç, tamam. Tamam. Durma be kardeşim. Tamam, geç sen de, hadi, hadi, kralık etme, geç. Tamam, şamata yapma, geç. Oh. Ya içeri giriyorum, ne yapayım be, oh! Kaymakam, Allah cezanı vermesin be! Ne yapalım, seyret bari maçı! Olur, hem de Fener'in maçı var, 7 tane çekecek! Bak Kamil abi! Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu eşyaların hepsi satılık mı? Ne arıyorsunuz siz? Bize şöyle ucuz yollu bir banyo lazım da. Bakın, işte bu var. Ne biçim kardeşsiniz siz? Birbirinize hiç benzemiyorsunuz. Kardeş değiliz ki. Aynı adama baba diyorsunuz ya. Herkes baba der ona. Aslında yalnız benim babam. Ötekiler kim peki? Bıyıklı olan halamın oğlu. Tavuk keserken bayılan mı? Evet. Şişman da şeker Kamil. Babamın ortağı. Sana tavuk veren onun yeğeni Kaymakam Cafer. Kaymakamlığı nerede? Yalavalıdır da. Size bir hal oldu, durmadan bir şeyler alıyorsunuz. Bu sefer ne aldınız? Soba! Ne sobası? Gaz sobası. Hiç böyle banyo gibi soba görmemiştim. Biz de görmemiştik, merak ettik, aldık. Bu ısıtır mı hiç? Vallahi biz orta yere koruz, ister ısıtır, ister ısıtmaz. Bunlar iyice delirdiler, beni de delirtecekler. Emel Hanım kızım, biraz gelir misin? Teşekkür ederim, baba yaşar. Bana da şeker Kamil. Sağ ol Süleyman. Kanuni Süleyman. Mıstık, sağ ol. Sen de sağ ol Kaymakam Cafer. Yakışıklıya teşekkür yok mu? Tabii. Teşekkür ederim. Yakışıklı. Bu sefer yakaladım. Elinden kaçamazsın. Namussuz seni. Ha? Ne bağırıp duruyorsunuz? Kimse yok işte. Bana darıldınız mı yoksa? Aman darılmayın sakın. Çinliler. Aman Çinli. Çinli de güzelim Çinli. Taraylı naylay Çinli. Çinli, Çinli de gülüyor mu Çinli? Ooo Çinli! Mustek! Ya ne var? Al şunu Emel'e götür. Aa, kimin bu? Ananın... Ne küfür ediyorsun be? Yok oğlum, ananın elbisesi. Ha öyle söylesene. Emel abla, banyon hazır. Sorma başıma gelenleri! Hayrola Adile teyze, gene mi hırsızlar? Gene hırsızlar, şimdi de elbisemi götürdüler. Bu gidişte beni de kaçıracaklar, caniler! Yok canım, sen ne işlerine yararsın? Belli olmaz! Evleri barkları yıkılsın inşallah! Yazık ya! Ne yazı? Canları çıksın itlerin! Allah korusun! Kimi korusun, hırsızları mı? Yok canım, şeyleri... Elbiseyi korusun. Banyoyu aldığımız iyi oldu. Hem kızcağız sevindi, hem arada biz de yıkanırız. Emel gittikten sonra, şimdilik onun malı. İyi ama yukarı su taşımak zor oluyor. Öyleyse aşağı indiririz. Yukarıdan bir ses geliyor. Sen ne arıyorsun dışarıda? Kapı kilitli değildi. Sen git odana, biz yemeğini getiririz. Çok sıkıldım. Müsaade edin, şurada biraz oturayım. Hmm.
Gel masaya otur bari. Buyur otur Emine abla. Mısır, sen de şöyle otur. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah'ın işine bak. Koskoca Emel Sayın gelecek, şu bizim fakir soframızda oturacak. Birisine anlatsa deli sanır. Hadi, şerefine Emel Hanım. Biraz şarap verelim mi? Hiç sevmem. Ama bu evde huylarım değişti. Verin içeyim biraz. Biz de sana misafir geldik. Kahve içmeye. Rahatsız etmezsek tabii. Ama uyuyacaksan gidelim. Yok, uykum yok. Buyurun. Merci. Ayakta mı içeceksiniz kahvelerinizi? Otursanıza. Oturalım, hadi. Merci. Nasıl göze alabildiniz bunu? Neyi? Beni kaçırmayı. Niye? Zor bir şey değil ki. Bundan sonra başınıza gelecekleri düşünebiliyor musunuz? Ne gelecek? Parayı alıp seni bırakacağız, o kadar. Yakalanınca hapislerde sürünürsünüz. Kim yakalayabilir bizi? Kimse tanımıyor ki. Ben tanıyorum, yetmez mi? Sen mi? Evi bile bilmiyorsun be! Evi bilmiyorum ama kim olduğunuzu, teker teker isimlerinizi biliyorum. Hem de kendiniz söylediniz. Doğru, söyledik. Tüh be, ne inayilik! Hapı yuttuk mu şimdi? Başımıza bir bela geleceği belliydi zaten. Ayıp ya, ayıp! Ağzımızdan bir şey kaçırdık diye hemen söylemek mi lazım yani? Ne biçim insanlarsınız siz? Deli misiniz? Çocuk musunuz? Şaşırtıyorsunuz beni. Bu dünyada sevgimi ürkek, herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç. Herkes de dost, herkes de arkadaş. Ömrümüz geçiyor bu yavaş yavaş. Herkes de dost, o herkes de. Siz miydiniz? Rahatsız etmiyorum ya. Yok canım, sizin sesinizi dinliyordum. Sizi de görünce... Niye ağlıyorsunuz? Şarkı mı dokundu? Yok, hayır. Soğan doğruyordum da. Gel bakayım şunu biraz. Daha fazla gerilmiyor, kopup elimizde kalacak. Gel lan! Aman dur, yavaş düşüreceksin motoru. Kolay gelsin. Sağ ol. Durma orada, gelsene içeri. Biraz karışık bir oda, değil mi? Ya! Nedir bunlar Şeker Usta? Motor parçaları. Tamir etmeye çalışıyoruz. Yenisi yok mu bunun? Var da çok pahalı. Sonra böylesi daha zevkli. Bir şeyler yapabilmek güzel şey. Zor ama. Zor. Ama ne yaparsın? Okuyamadık. Adam olamadık. Şimdi uğraş dur. Hep tamirat mı yaparsınız? Evde olduğumuz zamanlar. Bazen de ben gazete okurum, o dinler. Hiç mi bilmiyorsun okuma yazma? Hiç. Bu motoru tek başımıza kaldıramayacağız. Yakışıklı! Mıstık! Gelin bir el atın lan, şuna götürelim dışarı. Aa, merhaba Emel abla! Merhaba. Gel bakalım Emel Hanım kızım, buyur otur. Oturmaktan patladım. Biraz dolaşıyorum. Bu afişler ne? Eski filmlerin afişleri. Hayatımızı kurtaran filmleri. Hey gözünü sevdiğimin avare filmi. Seyrettin miydi? Hayır. Öyle ya, sen daha bu kadar çıktın. Ne filmdi be? Tam 14 hafta oynadı. Oğlumu bu filmden kazandığım parayla büyüttüm. Sinemacı mısınız siz?
Hayır, bilet satarız. Gişeci misiniz? Pek sayılmaz. Bilet satarız ama kişede değil. Kişenin hemen yanında ya da sinema önünde. Biraz daha yüksek fiyata, ha? Biraz. Kara borsacılık yani. Teessüf ederim. Amme hizmeti yapıyoruz biz, niye kara borsa olsun? Milletin boğazıyla, sıhhatiyle oynamıyoruz ki. Ne yağ saklıyoruz, ne de şeker. Vatandaşın rahatı için ter döküyoruz. Olsa olsa pembe borsa diyebilirsin. Doğru, haklısınız. Emel kızım, kusura bakma. Evin içinde dolaşmak var ama pencerelere yaklaşmak yok. Korkmayın, bağırmam. Biliyorum ama konu komşu görür, başımız derde girer. Onda bunda şundadır, şunda onda bundadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Onda bunda şundadır, şunda onda bundadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Bu dünyada sevgi büyük ihtiyaç. Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç. Bu dünyada sevgi büyük ihtiyaç. Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç. Herkesle dost ol, herkesle arkadaş. Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş. Herkesle dost ol, herkesle arkadaş. Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş. Onda bunda şundadır, şunda onda bundadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Onda bunda şundadır, şunda onda bundadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç. Bu dünyada sevgi büyük ihtiyaç. Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç. Herkesle dost ol, herkesle arkadaş. Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş. Herkesle dost ol, herkesle arkadaş. Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş. Onda bunda şundadır, şunda onda bundadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Onda bunda şundadır, şunda onda bundadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Onda bunda şundadır, şunda onda bundadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Onda bunda şundadır, şunda onda bundadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Biliyor musun? Bilemezsin ki. Patrona ben eskisi kadar kızamıyorum artık. Neden? Dayak attırmasaydı bize seni hiç tanıyamayacaktı. Ama ben başka şartlar altında karşılaşmak isterdim. Başka şartlar altında farkımızda bile olmazdı. Galiba haklısın. Ama başka bir dünya tanıdım aranızda. Hiç bilmediğim, iyi insanlarla dolu bir dünya. Masum bir kadını kaçırıp hapseden insanlarla dolu bir dünya. Hatırlatma ne olursun. Öyle değişti ki her şey seninle. Ben de öyle alıştım ki sizlere. Halbuki başta ne kadar nefret ediyordum hepinizden. Haklıydın. Oh, ne iyi yaptınız diyecek halin yoktu ya. Şimdi öyle diyorum, biliyor musun? Nasıl? Kamil Usta sökecek mi alfabeyi? Bilmem. Dün bir, bugün iki. Ama çok hevesli. Bilsen herkes ne kadar seviyor seni. Herkes mi? Herkes. Ben de seviyorum. Hepiniz. Ah!
Allah cezaları versin. Emel Sayın'ı kaçırmışlar, bir de iş gördürüyorlar. Kimsiniz siz? Seni kaçıranların en ufağının annesiyim. Kimse kaçırmadı beni. Kaçırmadılar da kendi ayağınla mı geldin Emel Hanım? Ne Emel'i? Hangi Emel? Sen Emel Sayın değil misin? Hayır. Hadi hadi, kimi kandırıyorsun sen? Ben Emel Sayın olsam, kaçırılmış olsam niye saklayayım? O da doğru ya. Peki kimsin sen? Nereden çıktın? Ben... Kız, yoksa sen gelin mi geldin bu eve? Şu hale bak, kapı ardına kadar açık. 100 defa da söyledik birader, başımıza bir iş gelecek. Hadi gel kuralım şu sofrayı, neredeyse gelirler. Benim de böyle mavi bir elbisem vardı, hırsızlar çaldı. Aman dikkatli ol kızım bu evde. Ne kırdınız gene ya? Ne oldu? Sizi gide sizi. Eve gelin getirsiniz de bana haber vermezsiniz ha. Benden kaçar mı? Ne gelini? Ne gelini var mı? Senin gelinin. Teyzem beni başta Emel Sayın zannetti ama sonunda anladı. Neyi anladı? Gelininiz olduğumu. Aa, gelene bak. Hani evde tuvalet giyilmezdi? Bilmem. Bu gece süsleneyim istedim. Pek de yakışmış. Gelin gibi olmuşsun. Gelininiz değil miyim zaten? Hadi oturun da yiyelim yemeğimizi. Koyun bakalım Emel kızımızın içkisini. Ne güzel hazırlamışsınız her şeyi. Güzel olan sensin. İyi olan da sensin. Bize ele vermedin bugün. Teşekkür ederiz. Şerefine Emel. Şerefe. Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilirim. Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilirim. Beni bilmiyorsan, uyumamışsan, sevinçten kapında ölebilirim. Lay 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 lay. Beni bekliyorsan, uyumamışsan, sevinçten kapında donabilirim. Kapıda ne yaparsın, ne yaparsın? Donabilirim. Oğlum, donabilirim değil, ölebilirim. Belki ben donarak ölüyorum. Değil mi Emel Hanım? Niye donuyorsun oğlum? Gece soğuk olmaz mı? Şarkıda donulur mu be? Ben şarkıda donmuyorum ki, kapıda donuyorum. Hadi be sen de, rezil ettin güzelim şarkıyı. Emel kızım, bir şarkı söyleyelim dedik, yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Kusura bakma. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Gözlerim kimseye ümit vermesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Seni öyle sevdim, ölürcesine. Tanrının yazdığı şiircesine.
Kış yeşil, yalnız benim için. Bak yeşil yeşil. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için, bak yeşil yeşil. Gözlerin ki... Şu Allah'ın işine bak! Koskoca hemen sayın gelsin, bizden birine aşık olsun. Gönül bol, balada konar, bokada. Ama bu boka konmadı. Yakışıklıya aşık oldu. Belki de bize öyle gelmiştir. Deli misin be? Bir boynuna sarılmadığı kaldı oğlanın. Rahatsız etmiyorum ya. Yo, buyur gel. Gel. Geçsene şöyle. size bir şey sormak istiyorum. Sor bakalım. Bir kız arkadaşım var. Birini çok seviyor. Ne güzel. Ama fakir birini. Olsun. Olur mu? Olur. Niye olmasın? Yoksa... Kız zengin mi? Zengin. O zaman pek iyi olmaz. Ne çıkar kız zenginse? Seviyorlar ya birbirlerini. Beraber olamazlar mı? Zor. Çok seviyorsa kız? Zor Emel, gene zor. Fakir genç gider yaşar mı kızın parasıyla? Kız gider gencin yanında yaşar. Ben senin o arkadaşının yerinde olsam... ...bu sevdadan vazgeçerim. Davul bile dengi dengine hemen. Şapla şeker bir arada olur mu hiç? Demek ayrılıyoruz artık. Niyeymiş o? Evlendikten sonra bizimle oturacak değilsin ya. Ama arada sırada uğrar hatırımızı sorarsın değil mi? Ne diyorsunuz be? Sizlere bırakıp nereye giderim ben? Gitmez misin? Tabii ya, gider mi hiç? O zaman evi iyice derleyip toplamak lazım. Arabayı da boyatırız, gelin arabası gibi. Deli misiniz siz? Neler saçmalıyorsunuz? Ne gelmesin, ne gitmesin, ne evlenmesi? Yoksa evlenmeyecek misin? Ama kız sana aşık. Galiba. Sen sevmiyor musun? Hem de nasıl? İyi işte, bitti. Evet, bitti. Hem de başlamadan. Evet. Hayrola, ne var? Gözün aydın. Ne oldu? Senin patron bugün hastaneden çıktı, paramızı aldık. Öyleyse sizin gözünüz aydın. Sağ ol. Artık serbestsin. Hazırlan da gidelim istersen. Nereye? Seni evine götüreceğiz. Gecenin bu saatinde gidilir mi? Yarın götürürsünüz. Necmi! Nereye? Çıkıyorum baba. Evde olmak istemiyorum bugün. Doğru. Haklısın oğlum. Akşama görüşürüz. Güle güle. Baba Yaşar. Ne var? Gel bak sana ne göstereceğim. Ne? Gel de bak. Ya. Ne kadar çok kirli çamaşırınız varmış. Tam gideceğin gün çamaşır yıkamanın sırası mı? Bugün gitmiyorum ki. Gitmiyor musun? Niye şaşırdınız? Günlerdir siz zorla beni alıkoyuyordunuz, bugün de kendi arzumla kalıyorum. Ah. Günaydın Mıstık. Günaydın Emel abla, kolay gelsin. Yeni mi uyandınız tembeller? Neredeyse öğlen olacak. Ya. Kamil Usta hazır ol. Çamaşır bitince dersimiz var. Tabii tabii. Gitmiyor. Evet. Hoş geldin. Sen gitmedin mi? Bütün gün çamaşır yıkadı. Yarın gidecek. Kim dedi yarın gideceğim diye? He? Gitmeyecek misin? Yarın da mı gitmeyeceksin? Nasıl giderim? Çamaşırlar toplanacak, ütülenecek... Ortalığı da bir iyice silip süpürmek istiyorum. Çok işim var daha. Ütüydü, çamaşırdı, bir sürü bahane uydurdu. Gitmeyecek bu yahu. Gitmek istemiyor. Ne yapacağız?
Gitmek istemiyorsa zorlamayalım. Kalsın ne olur. Olmaz. Parayı da aldık. Mutlaka gitmesi lazım. Ya. Başımız derde girer. Gitmiyor. Gitmiyorsa götürürüz. Nasıl? Getirdiğimiz gibi. Bayıltacak mıyız gene? Başka çaremiz yok. Evine mi götüreceğiz? Evine olmaz. Yakalanırız. Sokağa mı bırakacağız? Evet. Yazık kıza baba Yaşar. Donar sokağın ortasında. Kalkar evine gider. Niye donsun? Oğlum bayıltacağız ya. Ha. Hata ediyorsunuz Emel Hanım. Polise mutlaka haber vermeliyiz. Kaç defa söyledim size, istemiyorum. Bu mesele bence kapandı. Bence kapanmadı. İyi ya, sizin için de kapansın diye paranızı veriyorum. Daha ne istiyorsunuz? Ama sizi o kadar üzdüler. Yok canım. Pek de üzülmedim. Hatta eğlendim bile. Ayrıca bir ders oldu benim için. 100.000 liraya değer. Gerçek sevginin, iyiliğin, dostluğun var olduğunu sanmıştım bir an. Yanıldığımı anladım. Hem de öyle anladım. Olan o en güzel yaşlara,
acırım heder ola. O en güzel diyarlar. Yüz bin lirayı geri getirdiğimize pek sevinecek. Anlayacak kendisini parayla değişmeyeceğimizi. Buralardan çekip gideceğimizi de söylemeyelim. Söylemeyelim. Üzülür. Yakışıklıyı sorarsa? Hep bildiğin gibi deriz. Ya sokak ortasında bıraktık diye dargınsa bize? Onun iyiliği için yaptık. Anlamadıysa bile er geç anlar. Anlar herhalde. Hoş geldin. Hoş bulduk Emel Hanım kızım. Biz şey için geldik, patrona şunu... Merak etmeyin. Ben işinizi hallettim. Parayı verdim. Hangi parayı? 100 bin lirayı. Peşinizi bırakacak. Üzülmeyin. Polise de ihbar etmeyeceğim. Başka ne istiyorsunuz? Bir 100 bin lira daha mı yoksa? Bizi yanlış anladın. Hayır. Çok iyi anladım. Nasıl da kandırdınız beni. Sevginiz, iyiliğiniz, her şeyiniz para içinmiş meğer. Ama biz... Yeter! Daha fazla konuşmayın. Var mı başka bir isteğiniz? Söyleyin. Yoksa güle güle. Nasıl olmuş? Oo, eline sağlık, çok güzel. Epey kolayladık değil mi? İyi ki arabayı sattık, geldik buraya. Arabayı değil, plakayı sattık. Yoksa kim veriyordu o molaza 50 bin lira? Ağzını topla, mola sensin. Gül gibi arabaydı işte. Bir gün yolda mı bıraktı bizi? Bıraktı. Müşteri gelir mi dersiniz bu dağ başına? Tabii gelir, niye gelmesin? Şu manzaraya bak arkadaş, nerede bulursun böyle gazinoyu? Aşıklar gelse yeter be! Aman bırakın böyle lafları! Gelmezse gelmesin kimse, kendimiz yer kendimiz içeriz. Beyler, gazinomuza hoş geldiniz! Hoş bulduk, hoş bulduk! Gazinomuzda %10 garsoniye alınmaz! %50 alınır! Hadi bakalım fıstık, getir şu rakıları, hadi! Ekmek alsın hocam işte! Allah, bedelere bak, bedelere! Sonunda dayak yemeyeceğimizi bilince gazinoda eğlenmek keyifli oluyor! Helal olsun be! İlk gecede 6 müşteri, hiç fena değil! Gördün mü, bak kimse gelmez diyordum, biz geldik. Memnun kalırsak her gece geliriz, değil mi Yaşar? Tabii, iyi geliriz. Hepsi iyi de, bu ucuz gazinolarda program yok. Kim demiş yok diye, hem de programın kralı var bizim gazinomuzda. Emel Sayın! O deniz kenarında, o ağacın altında, o korunun yollarında dolaşıyorsun sen şimdi yine. Beraber gezdiğimiz aynı yerlerde, gözyaşı dökmek artık neye yarar? Şimdi benim yerimde bir başka yer var. Olmaz böyle şey, yoksa rüya. Yıktın bütün dünyamı, damudaktan ölürsen söyle küçük yürek, hiç mi kalbin sızlamaz, olmaz böyle şey. Pişman olursun, ettiğin bunca ezayı başkasından bulursun. Az mı çektirdin, yanımda
başkası çeker sana. Sen de ağlarsın, sen de inlersin. Sen de aynı şarkıyı ona söylersin. Olmaz böyle şey, yoksa rüyamı. Tam mutlu oldun derken yıktın bütün dünyamı. Ben bu dertten ölürsem, söyle küçük bey, hiç mi kalbimi sıklamaz?